Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Bugün ben size 4.5G üzerine konuşacağım. Açıkçası Turkcell olarak biz çok heyecanlıyız. 1 Nisan'da lansmanını yaptık, 20 gün oldu. Biz bunun çok önemli bir teknoloji olduğunu ve bizim için çok büyük yenilikler getireceğini düşünüyoruz. Bugün de 20 dakikalık sunumum süresince size kısaca bunun neden önemli olduğunu ve hayatımıza ne gibi değişikliklerde bir etken olacağını anlatmak istiyorum. Önce bir hazırladığımız video ile başlayalım. İnşallah hayatımız bu kadar çabuk da şey olmaz, bu kadar antisosyal olmayız ama önümüzdeki dönemde, belki de çok uzun olmayan bir dönemde bu tür şeyleri görüyor olacağız. Şimdi hızlıca bir bakacak olursak, GSM teknolojisi 1994'te Türkiye'ye geldi ve 1994'te doğmuş olan insanların hepsi internetle büyüdü. Hatta mobil internetle büyüdü diyebiliriz. Bugün 22 yaşındalar. Bir kısmı üniversitede, bir kısmı çalışıyor. Şu anda tüketici olarak toplumda yerlerini almaya başladılar ve hatta değişiminde tetikleyicileri. Bunların 10 sene içinde hayata yavaş yavaş girdikçe, yani hayatlarında ilerledikçe, iş, ev, kariyer, aile, çoluk çocuk dedikçe bunlar çok çok önemli
toplumun tüketicileri olacaklar ve karar vericileri olacaklar. Peki bu insanlar, hani bu mobille büyüyen insanların önemli özelliklerinden birine sürekli bağlı olmaları. Yani mobilken de sabitken de sürekli bağlılar. Arkadaşlarıyla bağlılar, sosyal çevreleriyle bağlılar, hayata bağlılar internet yoluyla ve sadece ürünlerdeki o küçük iyileşmeleri talep etmiyorlar. Çok disruptive, yani değişen radikal değişiklikleri de çok çabuk kabullenebiliyorlar. Hatta kendileri de bunu talep ediyorlar, değil mi? Baktığımızda şuradaki fikirler, bilmiyorum okuyabiliyor musunuz ama bundan 5 sene önce gitseniz bir büyük şirkete, muhtemelen Turkcell dahil büyük bir şirkete, üst yönetime bu fikirleri sunsanız size bunlar çalışmaz derdi ve muhtemelen de bir gülerdi yüzünüze, değil mi? Ama bu nesil sayesinde sağ olsunlar çok çabuk kabul edildiler. Toplumun diğer kesimlerine de hızlıca yaygınlaştılar ve bugün çok yaygın uygulamalar ve çok da başarılı şirketler dünya çapında. Yani bu hızlı bir şekilde radikal değişim devam ediyor. Peki bu fikrin yaygınlaşması tabii yavaş ve çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Gördüğümüzde şu, bu fikir olgunlaşma aşamasındayken bir sürü alternatif, hizmet, servis, ürün çıkarılabiliyor. Fakat ilerledikçe, bu yaygınlaşma ilerledikçe bu fikirler yavaş yavaş birleşiyor ya da içlerinden bir tanesi daha çok tercih edilebiliyor ve alternatif üretmek azalıyor. Yani bugün bir Facebook hayatımızda daha çok oluyor, bir Instagram oluyor. Demek ki aslında ideal bir aksiyon zamanı var burada bu fikirlere üretilecek ürün, hizmet veya çözümler için. Bu ideal aksiyon zamanı çok kıymetli burayı yakalayabilmek. Ve biz şu anda 4.5G'nin gelmesiyle birlikte Türkiye'de böyle bir ideal zaman diliminin açıldığını düşünüyoruz ve bu konuda çok heyecanlıyız. Sunumun geri kalanında aslında size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Neden böyle? Mobil internet dediğimiz kısım, yani 4.5G ile gelen mobil internet aslında şu anda dünyadaki diğer uygulamalarla benzer, hatta çoğu yerden çok daha iyi bir şekilde. Çünkü çoğu yerde şu anda 4G var, biz bu 4.5G diyoruz. Yani biri LTE, biri de LTE Advanced dediğimiz kesim. Biraz sonra da anlatacağım. Çok daha iyi bir altyapı, çok daha iyi bir teknoloji var. Bunun üzerine yapılanacak teknolojiler de aslında yavaş yavaş konsept aşamasında bir sürü yeni fikir var. Bu fikirlerden de biraz sonra bahsedeceğim. Önemli olan bu interneti alıp bu teknolojileri de kullanarak nasıl yaparız da biz bu yeni nesil için düzgün deneyimler haline getirip servis ve ürün olarak sunabiliriz. İşte bunu biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi mobil internet nasıl değişti, ne oldu? Zaman içinde hepimiz biliyoruz, birinci nesil geldiğinde hepimiz aslında birbirimize konuşabildik ve bireylerin hayatı büyük değişiklik oldu. Önce büyük koca koca telefonlarımız vardı yanımızdan ayırmadığımız. Şimdi onlar küçüldü. Küçük telefonlar oldu. Hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu sadece konuşma teknolojisiydi. Sonra ikinci nesil geldiği zaman hayatımıza Edge, GPRS gibi terimler girdi. Ufak ufak data transferleri başladı ama çok yeterli değildi. Sonra üçüncü nesil dediğimiz 3G ve sonra da 3.5G geldi. İnternet ciddi ciddi hızlandı ve akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Biz internete eskiden sadece web browserlarla girerken birden iş uygulamalara dönüştü. Uygulamalar hayatımızın bir parçası oldu. Uygulama da yeni bir iş modeli haline geldi. Hem şirketler için, çözüm üreticileri için hem de tüketiciler için. Şimdi dördüncü nesil dediğimiz yapı tamamen veri ve veri iletişimi üzerine yapılmış bir yapı. Bunu daha efektif ve daha verimli hale getirmek üzere yapılmış bir yapı. Dolayısıyla biz ürünlerin ve şirketlerin dijitalleşmesinde bu yapının hızlandırıcı etkisi olacağını düşünüyoruz. Yani çok daha çabuk dijitalleşecek bir sürü şey ve şu anda toplumda veya yaşantımızda bizim normal olarak kabul ettiğimiz bir sürü şey de çok daha hızlı değişecek diye düşünüyoruz. Peki ne oldu bu? Neden böyle yapıyor? Aslında çok basit. Üç tane şey var. Yüksek hız, çok daha yüksek hız, çok daha yüksek kapasite ve düşük gecikme hızları veriyor bizim bu altyapı ve teknolojimiz. 3G 63 megabit per second'da gidiyordu. Bu aslında dünyadaki en hızlı 3G diyorduk biz de zaten.
Şu anda geldiğimiz yerde 4G 150 megabit per second. Şu anda bizim geldiğimiz bu LTE Advanced dediğimiz ya da işte Türkiye'deki bizim söylemimizde 4.5G 600 megabit per second'a kadar, yani 10 katına kadar çıkabilecek bir durumda. Biz reklamlarda 375 kullanıyorduk. Bunun hızına biz de yetişemiyoruz. Şimdi Samsung S7 çıktı ve fark etti ki bu 600 megabit per second'a kadar da gidebiliyor. İnanın burada biraz da cihazla bizim network'ümüz limitli. Yani önümüzdeki dönemde daha iyi cihazlar çıktıkça hızın artma olasılığı daha da artacak. Bir de kapasite durumu var. Lacivert olan biziz. Bu frekans kapasitesi 60 MHz'e kadar biz kapasitemiz vardı bizim 3G lisansıyla birlikte. Şimdi 4.5G gelince biz bunu 4'e katladık. Ve Türkiye'de rakiplerimize göre oldukça büyük bir fark yarattık. Avrupa'da da İsviçre Telekom'dan sonra ikinci en büyük frekans kapasitesine sahip operatörüz. Neden önemli? Çok daha fazla insanı, çok daha fazla internete sokabileceğiz. İyi güzel, sadece o mu? Hayır değil. Artık nesnelerin interneti de geliyor. Çok daha fazla makina ya da nesnenin internete girmesini network kapasitesi kaldırır halde. Düşük gecikme diyoruz. Bu nedir? Aslında bu cepten internete girdiğinizde çok da önemli bir şey değil. Ama oyun oynadığınızda ya da bu endüstriyel işlerde kullandığınızda çok önemli bir faktör haline geliyor. Biraz sonra bahsedeceğim. Burada da %95 hızlı bağlantı, %50 daha düşük gecikme diyoruz. Peki bu mobil internet tarafındaki gelişmelerle ilgili teknolojide neler oluyor? Biz Turkcell'de birkaç fuar, bir tanesi işte bu Las Vegas'ta olan tüketici fuarı, bir diğeri Barcelona'da olan Dünya Mobil Kongresi ve bunun gibi bir sürü raporla bu teknolojileri kendi içimize derleyip takip ediyoruz. Bunları 5 başlıkta inceleyelim bugün dedik ve koyduk. İşte bir tanesi ekran, yakında bükülebilir ekranlar geliyor. LG'nin yeni yaptığı ve tüketici fuarında Las Vegas'ta gösterdiği bir şey. Neden önemli? Hani telefonlar küçülüyor demiştik, hepiniz de biliyorsunuz. Akıllı telefonlar geldikten sonra bu ekran büyümesi önemli bir hale geldi ve bizim telefonlar yeniden büyümeye başladı. Bükülebilir ve katlanabilir ekranın getireceği iş bize aslında daha büyük ekranların daha mobil olacağı görüntüsü ya da öngörümüz. Bu neye ihtiyacını getirecek? Çok daha kaliteli veri iletişimi, çok daha kaliteli görüntü ve daha bilemediğimiz bir sürü uygulama haline gelecek. Biz Turkcell olarak bunun şu anda bizim altyapımızda çok daha rahat karşılanabileceğini düşünüyoruz. Bir diğer iş dronlar veya kendi kendine kullanılan elektrikli arabalar. Bu elektrikli arabaları zaten otomotiv sektörü yavaş yavaş girdi. Tesla'yı biliyorsunuz. Google girdi, Apple girdi. Bunların hepsi iyi. Dronlar tarafı ise önce hobi olarak hepimizin hayatına girdi ama şimdi sanayide çeşitli yerlerde kullanılıyor. Bugün çeşitli arazileri mapping yapıp orada tarımda, kargo taşımacılığında çeşitli yerlerde kullanabiliyorsunuz. Bu araçların da bir özelliği çevresinde gördüğü şeyleri anlayıp buluttan çok hızlı bir şekilde veri alıp respons vermesi gerek, yani tepki vermesi gerekiyor. Burası işte gecikme süresinin çok hızlı olması gereken yer. Ve bu şu anda 4.5G, yani 4G de değil, 4.5G ve hatta 5G ile çok daha verimli hale gelecek. Burada da şu anda uygun bir network yapısına sahip durumdayız. Bunu da özellikle koyduk, hani araç diyoruz ama yakında böyle jetkillerde gördüğümüz uçan şehir içi bizim ulaşımımızı sağlayacak araçları bile hayal ettiğimiz şeyler var. Bir diğer iş nesnelerin interneti. Zaten nesnelerin interneti epeydir hayatımızda. Siz de belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Belediyelerde elektrik, su sayaçları şu anda internete bağlanabiliyor. Bugün post cihazlarının hepsi internete bağlanabiliyor. Bu daha çok yayılarak devam edecek. Giyilebilir teknolojiler hayatımıza bu fitness bileklikleriyle girdi. Akıllı saatlerle devam ediyor ama burada durmayacak, hepimiz de biliyoruz. Giysilerimize ve diğer aksesuarlara da geçecek. Ve bunların da bulut teknolojisiyle, internetle erişimi çok önemli bir hale gelecek. Bu da bizim için yeni mobil cihazlarımız. Burada da hatta şu anda gördüğümüz, yani ileride biz, bu bir eldiven, umarım böyle olmaz, gerçek hayat çıktığında biraz daha estetik olur. Bununla işte çevrenizde çeşitli şeyleri
kontrol edebiliyorsunuz ya da kullanabiliyorsunuz. Bir yerde nesnelerin mouse'u, faresi gibi düşünebilirsiniz. Bu da yeni bir teknoloji. Ev tarafı, nesnelerin interneti deyince ev demeden geçmek olmaz. Bu akıllı ev teknolojisi biliyorsunuz uzun süredir hayatımızda tam da içeriye girmedi. Bir türlü bu akıllı evi tam implemente edemedik. Yakında bu hızlanacak diye düşünüyoruz. İşte gene bu fuarlardan birinde Samsung bir buzdolabı tanıttı. Kapağı her açıp kapadığınızda içerideki ihtivasının resmini çekiyor. Siz mobil telefon olarak istediğiniz zaman bunu açıp bakabiliyorsunuz, alışveriş listesini oluşturabiliyorsunuz ve bunun gibi bir sürü özelliği var. Bir başkası akıllı kilit. Bu kilitle eve kim girmiş, kim çıkmış, en son ne zaman girilmiş, uzaktan kilidi açıp kapayabiliyorsunuz. Bir yerde anahtarı artık hayatımızdan siliyor. Bu da yeni ürünlerden bir tanesi. Belki son ama önemli ve çok yakın gelecekte hayatımızı değiştiren bir şey de sanal gerçeklik. Sanal gerçeklikte de Oculus Rift ya da bu Google'ın şu anda yaptığı kartboardlarla hayatımıza yavaş yavaş giriyor. Oyun konsollarıyla giriyor. Bunlar önümüzdeki dönemde çok internet kullanan ve mobilde de işimize yarayacak ya da mobile de geçecek cihazlar olacaklar. Özellikle sanal gerçekliğin nesnelerle yani fiziksel nesnelerle etkileşimi olan augmented gerçeklik dediğimiz kısma girdiğimizde bence bu iş çok çok farklı bir yere gidecek. Orayla ilgili de hani neler olabilir diye bir hayal ettiği bir film var. Onu da bir size göstermek istiyorum. Ya işte burada gördüğümüz gibi aslında Oculus Rift bu işin bir başlangıcı. Eğer bu augmented reality'ye doğru gidersek ve sokakta da bu işler başladığında biz çok daha fazla nesnelerin etkileşimiyle çok daha fazla internet ve uygulama kullanan çözümlere doğru gidiyor olacağız gibi duruyor. Şimdi üstünde konuştuk. İnternet, iyi bir internet Türkiye'ye geldi. Önümüzde konsept olarak konuşulan ve henüz daha tutar mı tutmaz mı dediğimiz bir sürü teknolojik fikir var. Bunları doğru deneyimlerle eğer biz bu yeni kuşaklara ya da toplumun diğer kesimlerine sunabilirsek gerçekten bizim dünya çapında rekabetle yarışabileceğimiz yeni işler yapma olasılığımız çok yüksek. Açıkçası biz TÜKSÜ olarak bu konuda çok heyecanlıyız. Bunları gördükçe de çok hoşumuza gidiyor. Ve bunlarla ilgili sizlerle ve herhangi bir çözüm ortağıyla çalışmak konusunda da çok istekliyiz. Açıkçası 4.5G o yüzden bizim için çok kıymetli. Ben 20 dakikamı da doldurdum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun.